durumlar nasıl diye soruyoruz abi. Nasıl? Tencere kaynıyor mu? Tencere kaynıyor. Ben yurt dışında yaşıyorum. Nerede yaşıyorsun abi? Almanya'da yaşıyorum. Çok güzel abi. Zaten her taraf, her bir ülke standart olmuş alışverişler. Türkiye'nin durumundan da 2 haftadır buradayım, memnunum. Hani bir güzel. Güzel, cennet bir ülke olmuş. Temizlik, her şey çok güzel. Yani vatanımız güzel zaten. Gelecek... İmamoğlu bir şey yapma diyorlar, demek ki temizlemiş ortalığı. Ya, İmamoğlu temizliği çok güzel. Ama başka ne yaptıklarını bilmiyorum. Peki şu anki geçim, ekonomik durumlar nasıl abi Türkiye'deki? Ya, şimdi bakıyorum, vatandaşımız diyor ki, kardeşlerimiz geçinemiyoruz diyor. Ama bakıyorum alışveriş yerlerinde herkes çantaları dolu. Siz Türksünüz. Ben Türk'üm tabii. Siz de elinize çantalarla geziyorsunuz. Geziyorum. Onlar da sizden gurbetçilerdir. Ya biz gurbetçiler. Gezenler de gurbetçi. Gurbetçiler bazı yok. Evinde acından ölen bir insan siz nasıl göreceksiniz ki? Ya ben Urumcu'da yaşıyorum. Bak halkın çoğunu tanıyorum ben. Böyle konuşmaları da yapıyoruz. Ben halkın bu Türkiye Cumhurbaşkanlığından veya partiden nasıl memnun olmadığını anlamıyorum. Aylıkları da güzel, geçim de güzel. Herkesin alın arabası var. Ya bir Almanya'daki bir insan bu zevki, bu şeyi yaşayamıyor. Yaşıyor mu? Ben Almanya'da yaşıyorum. Çalışıyorum da. Benim altımda arabam var. 2012 model. Burada Türkiye'deki akrabalarıma veya tanıdığım arkadaşlarıma bakıyorum. 2017-2018 McLaren Alta'ya biniyor. Süper bir ki. Keşke ben de Almanya'ya gitmesin de Türkiye'de kalsaydım. Siz orada aldığınız aracı kaç saatlik ya da kaç aylık emeğinizin karşılığında aldınız? Burada kaç aylık emeğe karşılık tekabül ediyorsunuz? Geçim sıkıntısı her yerde. Şimdi Almanya'da da öyle. Almanya'da şimdi sen 1-2 sene çalışmanın bir araba alma şansın yok. Yok. Yok tabii yani. Aylık kazanç ne kadar ortalama? Aylık kazanç 1600 liradan başlıyor. 1600 lira. Çalışmasına göre. 3 vardiya çalışırsın, bazı para alırsın. Az tek vardiya çalışırsın, 2000 lira alırsın. Aracınızı kaç aldınız? Ben 35 bin lira para verdim, 35 bin euro verdim. 35 bin euro? Aa, evet. 2012 arabaya. Tabii, 2012 değil, o zaman aldım o arabayı, ben sıfır aldım. Şu anda mesela 2012 olan bir araç ne kadar? 6 bin lira, 7 bin lira falan şu anda. Yani aşağı yukarı 3,5-4 aylık maaşının karşılığında alabiliyorsun. Alabiliyorsun ama... 4 aylık maaşının karşılığında ne alabiliyorsunuz? Hangi arabayı alabiliyorsunuz? Şimdi onu öyle hesap etmeyeceksin. Neden? Emek karşılaştırmıyor muyuz? Emek karşılaştırma. Siz de 4 ay çalışıyorsunuz, buradaki vatandaş da 4 ay. Şimdi ben tek başıma çalışmıyorum. Şimdi ben tek başıma çalışıp geçimi sormuyorum. Geçimi sormuyorum. Emek karşılaştırması yapıyoruz. Yani siz de çalışıyorsunuz. Evet. Buradaki vatandaş da çalışıyor. Evet. Emeğini satıyor sonuçta. Karşında bir maaş alıyor. Bununla da gidip bir ürün alıyor. Benim söylemek istediğim şu. Buradaki vergi ve dolar kuru farklı sizce normal mi? Yani mesela 20 lira olması normal mi euro? Değil. Bence gibi. Değil. Bence doğru değil 20 lira olması. Ben de 3,5-4 milyon kimse var Almanya'da çalışıyor ama şimdi burada benim 80 milyon kardeşim var. Ben onları da düşünüyorum. Tabii ki 20 lira çok var yani. Ama diyorsunuz ki her şey gayet normal. Normal diyorum. Ama çok iyi görüyorum. Yani her taraf standart olmuş. Ben Türkiye'yi burada ben halk pişmanım diyen çok ama bakıyorum ki krallar gibi geçinenler var. Peki şunu da sorayım o zaman. Ondan sonra siz kendiniz kanaat getirin durumun vahametine ya da şeyine siz karar verin. Almanya'ya gelmek isteyen, size ulaşan insanlar oluyor mu? Abi biz Almanya'ya gelmek istiyoruz vesaire. Veya buralarda duyuyor musunuz? Duyuyorum. Peki siz Almanya'da duyuyor musunuz? Ben bıktım Almanya'dan, Türkiye'ye gideceğim. Ben bıktım mesela. Ben 40 senedir Almanya'da. Siz emekli olmuşsunuz. Daha şimdi bıktım. 12 seneden var emekliyim ben. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Peki ben 40 gelirseniz mesela ortalama nedir yani, geliriniz olacak mı oradan? Tabii canım, ben şimdi 10 senem falan var emekliye. Ya 1500-2000 lira emekli parası alırım. Emekli olup gelseniz rahat rahat geçirsiniz. Rahat geçiririm yani. 1000 euro bile alsanız. 1000 euro alsanız en çok alan emekliden yine fazla alıyorsunuz. Evet, yeter. Değil mi? Yeter yani. 1000 euro fazla gelir yani. Ben şunu demek istiyorum. Siz bıktınız, siz özlemden bıkmışsınızdır. Başka bir şey yok. Orada zorluklardan bıkıp da gelen var mı? Ben size şunu söyleyeyim. Bu saatten sonra şu Türkiye Cumhuriyeti'ni bırakıp da ben almaya gidecek diyen insanların aklında, özür dilerim, aklında bir şey olduğuna inanıyorum. Ya Almanya ekonomisi şu anda buradan daha kötü batık. Almanya'da Almanya'nın kendi insanları... Ben şu an niye gülüyorum biliyor musun? Evet. Bizi Almanya'dan, Belçika'dan, İngiltere'den çok fazla izleyen var. Şimdi bu videonun altına sizi yerden yere vuracaklar. Vursunlar, onlar benim karşıma gelsinler, konuşsunlar. Diyecekler ki... Yalan söylüyor, ona 36 bin euroya öyle bir araba yok.
36 bin Ferrari'ye binersin diyecekler. Diyemezler çünkü abi. Ben de biliyorum. 36 bin euroluk bir araba yok. Sizin demenizi ben şöyle anladım. 12'de aldığınız araba 36 bin euroydu. O zaman. O zaman 36 bin euroydu. 36 bin euroydu. Şimdi senin düşüncen şöyle düşünüyorsun. Diyorlar ki işte 2 sene, 3 ay, 4 ay veya 2 sene çalışıp güzel bir araba alabilirsin diyorlar. Alamazsın abi. Neden abi? Ya şimdi 2000 model bir araba alırsın. 1500-2000 euroya. 2500 euroya yani. Alırsın. Tabii ki Şahinler burada ne kadar biliyor musun abi? 93-94 model. Ne kadar? 70 bin lira, 50 bin lira bandında. Şu anda. Ama yani... Ortalama asgari ücretle hesaplasan bir yıllık maaşına denk. Ama gibi. Almanya'da böyle değil işte. İşte ben onu diyorum abi. Alım gücü diyorum, alım gücü. Alım gücü değil mi? Karşılığı şimdi diyorum. Mesela 20 yaşındaki araba ne burada, bak sana? 20 yaşındaki araba da hala burada 70 bin lira, 80 bin lira. Ama Türkiye'de 70, 20 yaşındaki bir araba şu anda 500 lira ve 1000 euro. En fazlası yani. İşte ben emek karşılaştırması bu abi. Yani emeğinin karşılığı bu değil mi? Sen emeğini satıp para alıp karşında bir ürün almıyor musun? Alıyorsun. Emek karşılaştırıyor da bunda ne hata ya var? Burada alınan bir şey daha fazla kar kazanıyor. Bizim orada öyle değil ama. Almanya'da öyle değil. Kar kazanıyor burada. Evet. Ya burada, garip, bu da garip. Garip yani. Bizim orada aldığımız mesela bindiğimiz arabalar, burada Türkiye'de bakıyorum ne ki. Neyesin abi? Türkiye'de mi? Bartın'dayım. Bartın. Evet. Var memlekette akraba, eş, dost? Yarın akşam köy Bartın'a gidiyorum inşallah. Abi inşallah gittiğinde şöyle bir köy kahvesine in. Bir vatandaşların halini hatırını sor. Ama deme sakın ben şu kadar para kazanıyorum. Siz burada gayet iyisiniz, dayak yersin. Sakın söyleme. Ya şişle onu abi. Bak, ben söyle diyorum. Seni evine çevire döverler. Şimdi kamera şöyle tuttu bak. Mesela ben başka yerlere gidiyorum gezmeye. Şey olan yerlere gidiyorum. Eski akabını mesela diyorum, söyleme sahibim, alkol kullanan yerler var mesela. Gidiyoruz oraya. Abi, ne var bunun? Ben yasal dışı bir şey mi bu? Yok, yasal dışı değil. Şunu yok. Şunu da mı güzelim? Bir bakıyorum arkadaşlar, benim tanıdığım arkadaşlar da daha içinde 1500-2000 lira, 2500 lira hesap veriyorlar. Abi bu bütün köy böyle mi? Bütün köy değil canım. Ben kişi, orada iki kişi yani. Ya oradaki tanımadığım kimseler de öyle. Herkes bir hayatını yaşıyor. Ama biz bu hayatımızı Almanya'da yaşayamıyoruz. Sen bunu açık açık söyleyeyim. Bizim Almanya'da yaşam sıkıntımız var. Bizim Almanya'da tamam paramız olur, şunumuz olabilir ama Almanya'da yaşantımız buradaki orta standart bir insanların yaşadığını yaşıyoruz. Peki abi senin çifte vatandaşlığın var mı? Yani oy kullanabilme hakkın var mı? Yazdılar yok. Bana. Alman vatandaş. Alman vatandaş. Çocuklarım Alman vatandaşı değilim. Türk vatandaşıyım. Ama oy çocuklarım Almanya'da kullanabiliyorum. Hı-hı. Burada da kullanabiliyorum. Aklındaki lider kim diye soracaktım. Yarın bir seçim olsa. Burada mı? Evet. Kime oy verirsin? Ben Atatürkçüyüm. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki insanı sevmiyorum. Geridekini seviyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Başka birine aday koysa? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri olabilir, çok olabilir ama şu anda ben Erdoğan varken başkasına oy vermem. Erdoğan varken mi başkasına oy vermem yoksa Kılıçdaroğlu şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında diye mi oy vermem? Ondan vermem evet. Kılıçdaroğlu bu partinin başına gitmesin. Ben hasta bir Atatürkçüyüm. Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş gibi bir isim ya da farklı bir isim aday gösterilirse. Farklı olur o zaman. Verir misiniz oy? Veririm o zaman. Eyvallah. Peki, teşekkür ederim abi. Rica ederim. Memnun oldum. Sağ olun. Karıştırma. Oldu.